Herkese merhabalar, ben Kaan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lightroom'u kullanarak fotoğraf editlemesi yapacağız yine. Bu fotoğrafı editlerken bu sefer sarı ve mat tonlarını kullanarak bir editleme yapacağım. Özellikle yurt dışındaki fotoğrafçılar bu tonlamaları kullanıyorlar. Bizim ülkemizde de kullanan fotoğrafçılar var ama çok yaygın olarak kullanılmıyor. Bu biraz fotoğraf çekilen çiftlerin ya da işte kişilerin beklentisiyle doğru orantılı olarak tercih edilmiyor ama yurt dışında çoğunlukla kullanılıyor. Özellikle yurt dışı Instagram sayfalarında çokça karşımıza çıkan bir ton. Ben de o tonlara benzer bir şekilde çalışma yaparak fotoğraf editleyeceğim. Editleyeceğim fotoğraf yine bir çift fotoğrafı olacak. Fakat şehir temalı bir fotoğraf olacak. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde daha önce çekimini yaptığım çiftlerden birine ait bir fotoğrafın editlemesini göstereceğim bugün sizlere. Dilerseniz hemen fotoğrafımızı editlemeye başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi fotoğrafımızı açtık. Sol tarafta fotoğrafın orijinal halini, sağ tarafta da bizim yapacağımız değişikliklerde ne hale geldiğini göreceğiz. Fotoğrafımız çok karanlık olduğu için ilk başta exposure'unu artırıyorum ve biraz şu an kontrast veriyorum. Parlayan, patlayan yerler var. Highlight'ı kullanarak da oraları biraz dengeliyorum. Gölgede kalan yerleri açmak için shadow'ları mümkün olduğunca açıyoruz. Fotoğraf üzerindeki beyazları burada kısmak iyi olacaktır patlaması için. Ve siyah kısımları da yine biraz açarak daha yumuşak hale getiriyorum. Saturation kısmını kıstık. Doygunluk kısmını, vibrance kısmını arttırıyorum. Fotoğrafın white balance ayarı aslında iyi ama bizim yapacağımız tonlarda daha iyi çıkması için biraz soğuttum fotoğrafı. Şimdi tone curve kısmına geliyoruz. Burada bu tone curve kısmında bu kısmı yukarı kaldırarak siyahları yine yumuşatıyorum. Sol taraf kontrastı biraz kontrast verdim. Şimdi mid tones'ları biraz açıyorum. Beyazları yine biraz açıyorum. Ve parlak beyazları da biraz griye doğru indirip son halini veriyoruz tone curve'de. Evet, şu an gayet iyi gözüküyor. Ufak ince ayarlar yapabiliriz buralarda. Evet, tone curve kısmında tamam. Şimdi hue, saturation ve luminance kısmında. Burayı kısayım ama önce şurayı yapayım. Kalibrasyon kısmında maviyi biraz kırmızılaştırıyorum burada. Ve saturation'ı azaltıyorum. Bu yeterli. Şimdi tekrar hue, saturation, luminance kısmına geliyorum. Ve bütün renk ayarlarımı burada yapacağım. Çoğu rengi, var olan rengin daha koyusu haline getiriyorum hue kısmında. Şimdi de biraz yapabilirim. Buralar yeterli. Saturation'a geliyorum. Şimdi bunları kısınca fotoğrafta bütün renkler kayboldu tabii. Şimdi bu halinde gördüğünüzde bu iş nereye gidiyor diye sorabilirsiniz ama birazdan speed toning kısmına geldiğimde fotoğraf esas tonunu alacak. Buraları deneme yanılma yoluyla kendi fotoğrafınızda kullanabilirsiniz. Yani barı sağa çekip sola çekip fotoğraf üzerinde nasıl bir değişiklik yaratıyor bunu görerek kendi fotoğrafınızda uygulayabilirsiniz. Sonuçta her fotoğrafın renk aralığı farklı. O yüzden birebir buradaki rakamlarla aynı tonu yakalamanız mümkün değil. Sizin fotoğrafınız daha farklı olduğu için ışığı, gölgesi, parlaklığı gibi. Evet, buralar tamam. Şimdi bahsettiğim speed toning kısmında fotoğrafımın esas tonunu burada belirliyorum yaptığım değişikliklerden sonra. Evet.
Gördüğünüz gibi fotoğraf esas tonunu aldı. Şimdi geriye yine birkaç ince ayar var, onları yapacağım ama biraz keskinleştirmek istiyorum fotoğrafımı. Aslında keskinliği yeterli ama yine de biraz vermekte fayda var. Evet, bu yeterli. Genel itibariyle başka bir ayar yapmayı çok düşünmüyorum. Şu an istediğim tonu elde ettim. Sadece lokal birkaç detayım var. Çiftin, daha doğrusu modelin yüzü biraz gölgede kaldı. Buradan çiftin her ikisini de lokal olarak müdahale edeceğim. Şimdi önce sıcaklığını biraz artırıp mor kısmı biraz azalttım. Exposure veriyorum. Beyaz kısmı, orta tonları biraz kısıyorum. Gölgeleri açıyorum. Çok fazla açtık. Evet, bu yeterli. Beyazları biraz açalım ve siyahları koyulaştıralım. Biraz gölgeye çok da fayda var. Evet, şu an daha iyi oldu. Evet, çok oldu. Biraz da saturation verelim. Gayet güzel. Fader kısmı yumuşaklığı size verir. Bunu artırıp azaltmak size bağlı. Evet, ben şu an tamamladım. Fotoğrafımın son hali hemen hemen böyle, şu arkası parlak sadece, sanki bir orayı, gökyüzünün olduğu kısma lokal bir müdahalede bulunabilirim. Onu da bakalım. Evet, şu an başka bir şey gözükmüyor. Sadece oraya biraz lokal müdahale edeceğim. Evet, beyazı ve orta tonları kısalım, siyah kısımları biraz açalım, exposure'u doğallık vermek için biraz kısalım, gölgeleri açalım. Evet, şu an az öncekinden daha iyi gözüküyor. O patlama etkisi yok arkada. Evet, tamam, bunu da tamamladık. Fotoğrafımız genel haliyle şu an gayet güzel gözüküyor. Belki kızın yüz kısmına şöyle bir lokal müdahalede bulunacağım. Sadece yüze. Evet. Şimdi burada ince ayarlar yapabilirim. Gayet güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum şu an. Evet, burada tamam. Fotoğrafımın son hali gördüğünüz gibi tamamlandı. Buradaki ilk hali, sol taraftaki, sağ taraftaki de son hali. Before kısmı gördüğünüz gibi çok koyu bir fotoğrafken, bizim müdahalemiz sonucunda ortaya çok güzel bir fotoğraf çıkmış oldu. Evet, fotoğraf editleme işlemimizi tamamladık. Tekrar isterseniz fotoğrafın ilk ve son hallerine bakalım. Ekrana şimdi fotoğrafın ilk halini koyuyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf çok karanlık, herhangi bir detayı olmayan, belki de teknik olarak hatalı diyebileceğimiz bir fotoğraf gibi gözüküyorken, yapmış olduğumuz düzenlemelerle fotoğrafımızı şu an gördüğünüz son haline getirdik. Videonun başına da bahsettiğim gibi bu fotoğrafı editlerken yurt dışında genellikle tercih edilen ve daha çok kullanılan sarı ve mat tonlarını hedef alarak
bir düzenleme yaptım. Ve burada siz farklı tonlarda, farklı tarzlarda bir edit işlemi yapmak istiyorsanız yine benzer şekilde ayarlarla kendiniz deneme yanılma yollarını kullanarak fotoğrafınızı editleyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bu tarz fotoğraf edit videolarına devam edeceğim. Farklı farklı fotoğrafları kullanarak benzer çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.